devam ediyoruz. El kitabul cedidu fil mektebeti. El kitabul cedidu fil mektebeti. Buradaki kitap çoğulu kutup. Mektebetun çoğulu mektebat. Efendim şimdi bir de mektep diye bir kelime var. Ofis, büro, sıra, masa demek. E, bunun çoğulu mekatip şeklinde gelir ama hep karıştırılır. O yüzden mektebetun kütüphane kitaplık ve kitap satan kırtasiyeci veya kitapçı anlamını verir. Yani mektep bile mektebe çok farklı. Onu söylemek istedim. Cedid kelimesinin efendim cud şeklinde çoğulu gelir. Yeni, yeniler. E, tabi bu müzekker için. E, eğer cedid mühendis yapmak isterseniz cedidatun çoğulu ise cedidat şeklinde düzenli gelir. El kitabul cedidu yeni kitap. Bak yeni kitaptan sonra gelmiş. Sıfat tanımımız oluşmuş. Türkçe'ye ama sıfatı önce tercüme ediyoruz. Yeni kitap kütüphanede. E, efendim bu özne ve yüklemden, mübteda ve haberden oluşan bir cümle. El mektebe tufil cedidi, kütüphane yeninin içindedir. Teknik olarak doğru bir e, nahi cümlesi ama anlama aykırı. El kitabul cedidu sıfat tanımlaması ise zaten yargı bildirmez. Sıfat tanımlaması cümle değildir. Temrinun mucabun anhu, cevaplanmış alıştırma. Cevabı vermiş alıştırma ayın kullan men el ism el merfi'a lib harf fi el ibareta taliyeti aşağıdaki ibareta isim fiil ve harten her birini belirle. Qale el validu libnihi baba oğluna dedi bu cümleyi nahiv okuma metinlerinde okumuştuk. İşte fit dirusike derslerine çalış. Vakra kethiran çok oku ve alem enne kesrat el qiraati tuwsi el akla ve anlı ciddi fil ameli ulasa ile necah. çalış, çok oku ve çok okumanın aklı genişlettiğini, geliştirdiğini ve işte ciddiyetin yani e, efendim ciddi çalışmanın e, başarıya ulaştırdığını bil. Bakarız burada en ne geldi? Hani enne peşinden isim cümlesini mastarlaştırır. Demiştik ya, dını bil şeklinde ter, tercümeye yansıttık. Her neyse, buradaki kelime bilgisini vermeyeceğim. Çünkü o okuma parçasını okuduğumuz videoda veriyoruzdur. İşte de yeşteydu iştiyat, dersun durusun, işte garae okudu. Hani biz bazı fiilleri önceki videoda yazmıştık. Kara okudu. Muzarisini yakrau okuyor. Efendim graatun okumak demiştik ya. Evet. Daha sonra gariun derk okuyan anlamını elde edebiliriz demiştik. Bir de ikra. Efendim ikra emir. Oku. Şimdi sarf dersinde hocalarınız yakrau okuyor. Cümlesinden fiilinden nasıl oku anlama elde edileceğini efendim gösterecek. Bir tane daha örnek vereyim. Yektubu mesela buradan oku yaz diye bir emir türetmek istersek e e efendim hocanız diyecek ki sonunu sakin kıl muzarlık harfini de elifle değiştir ve onu işte ortadaki e sondan bir önceki e harfin harekesine uygun olarak Damme ise dammele, değilse kesrala diyecektir. Uktup, yaz demek. E, muzari fiilden emir fiili türetmek, kurallı olduğu için fiili kullanımlarıyla birlikte ezberleyin dediğimde emir fiilini yazmadım. Mazi, muzari ve masları yazdım. Bir de kullanımını yazdım. Nesneyi nasıl alır diye. Oysa ismi, faili, bak biz kendimiz türetiyoruz. Kur'an sabit işte emir kendimiz türetiyoruz. Kuralı var. Sabit ee, ebem de bilir gibi. Efendim burada isim, fiil ve harften her birini belirleyin demişti ya kendisi belirlemiş. Valid baba. İbnuhu oğlu. Durusuke derslerin. el okumak. El-akl isim. Şey akıl. El-ciddu ciddiyet. El-amel çalışmak, iş. En-necah başarı. Arkadaşlar bunlar isimdir. Gale dedi. İşte hede. Gayret etti, çalıştı. Ekra oku. E bil. Tuessiyo genişletiyor. Yusilu, ulaştırıyor. Arkadaşlar bunlar fiil. Li. Çoğu kere için, için, e bazen ın ekinin fonksiyonunu gören bir harf Fi. Çoğu kere bulunma anlamı ifade eder. D, da. Buradaki en. Bir de ötekisi vardı. Enne. Bunlar kendisinde sonra gelen cümleyi mastarlaştırır. Türkçe ifadeci edecek olursak isim fiile dönüştürür. Mağışmak. E, efendim fiil içinde bulunma hali ile yönelme hali çoğu kere bu anlamı verir. Bunlar ise harftir. İsim, fiil ve harf. Şuradaki fiillerin yargı bildirdiğini söyleyeyim. Çünkü her fiil öznesini, efendim failini zorunlu olarak taşır. Gizli ya da açık. Ama her fiilin bir merfu ismi vardır derler. E, çoğu kere kitaplar faili e, der. Demek ki Arapçada kelime isim, fiil, harf olmak üzere üçe ayrılıyor. Efendim burada bir okuma parçası var. Onu ok ok başka videoda geçen yıl okuduğumuz için atlıyoruz. Saniyen ikra el kıtate sabikate. Kıt'a kıt'a demek kıt adur derler ya hani, hani onun gibi Kıt'a, parça kıta efendim kesit demek sabık sabıka geçmiş işte geçen parçayı oku ve ecib ammeye diyor aşağıdakileri cevapla geleni cevapla efendim ben cevaplar üzerinde durmayacağım e, mete sefere ile cidde hüsem ciddeye ne zaman seyahat etti Burada verdiğimiz cevabı okuyalım. Sefer'e Hüseym'in ila cidde. Bak nasıl sorarsak öyle cevap veririz. Fişşehri'l-muadi. Geçen ay. Ne zaman gitti? Geçen ay. Ee, ne zaman seyahat etti? Geçen ay. Mete fiilin ne zaman sorusunun cevabı? Hüseym öznesi. İle cidde nereye sorusunun cevabı? Burada bilinmeyen sadece metedir. O yüzden şu cümleyi olduğu gibi tekrarladık. Sefer Hüseym'in ila cidde. Şimdi mete bilinmez e, öge fi şehril muadi. Cevabımız bu. Mâze feale fi mekketel mükerremeti. Mekke-i mükerremede ne yaptı? Bak biz ne diyeceğiz? Mekke-i mükerremede yaptı. Şimdi ne sorusunu cevaplandıracağız. Ama Mekke-i mükerremede şunu yaptı demeyiz bir çoğu kere. Yaptığı şeyin cinsi neyse. Mesela Tâfe bil kâveti. Kâbe'yi tavaf etti. Yani Kâbe'yi tavaf etme yaptı demeyiz biz. Mesela akşam ne yaptın? Efendim dolaştım. Dolaşma yaptım demiyoruz. Mezefe ale <laughs> fil medinetin münevvereti. Medine'yi münevverede ne yaptı? Ziyaret yaptı diyebiliyoruz ama o Türkçe'de. Zara <laughs> kabre resûli. Peygamberin kabrini ziyaret etti. E, efendim <laughs> yapmak fiilinin işte e, cinsini efendim belirgin hale getiriyoruz zara, tafe diyerek. Burada me de fiilinin nesnesidir. mefulün bi. yine nesnesidir. İf إف... إملا... <imle> fer bir keimetin münasibetin minme beğir kavseyin minme bey kavseyin kitapta binlerce kez duyacaksınız minme beyir kavsseyin parantez arasındakilerden demek kavus şu E şu şöyle şöyle yatay yapıyoruz ya kaos işte parantez diyoruz biz Türkçe'de, de gavus bir bir de burada var kavus iki gavseyin iki tane kavseyi kavseyin kema fil misali tali. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi parantez arasındakilerden uygun kelimeyi koyarak boşluğu doldur. Ferah Ferag boşluk demek. Bizim Türkçede feragat etmek diye e, geçer. Efendim ferag boşluk demek. Hmm, çoğulu feragat şeklinde gelir. Mele diye bir fiil var. Mele'e, doldurdu. Yemle'u, dolduruyor. Mel'un, doldurmak. Mele'e, hu, onu doldurdu. Ne ile sorusunun cevabını da bi ile veririz. Bihi, onunla doldurdu. Bakınız şu kalıbı bilirseniz, şimdiden bir cümle kurabilirsiniz. Dol, onu doldurdu. Onu ne? Mesela bardak. Melel kube, doldurdu. Ne ile? Bihi. Oradaki hi'yi kaldırıyoruz. Mesela çay diyoruz. Bir şeyi bardağı çayla doldurdu. Peki dolduruyor diyelim. O zaman yemle o. Peki doldurdu mele. Peki ben doldurdum. Bu mele o zamirine göre çekimlenmiş. Huve. En zamirine göre çekimlersen mele tu. Sen doldurdun mele te. Sizler doldurdunuz meletum gibi. El kitabu fil hakibeti. Kitap çantada. Özne yüklem müpteda haber. Efendim burada e, hakibenin önünde bir boşluk varmış. Fi ile doldurmuşuz. Çünkü fi dışında Muhammed veya harece koysak anlam oluşmuyor. Çünkü kitap, çanta çıktı, bulunma hali ve Muhammed. Çıkmaz ki başka anlam. Kitap çantada. Peki, Ahmet bahçede. Mevcut yapı, efendim, yargı bildirir. Ahmet bahçede, müpteda haber. Ama bakıyorum, burada bir boşluk oluşturmuş. Halit Yeclisu an. An harfi cer. Peşinden mecrur isim gelir. Halit koysam buraya. E, Halit, Ahmet, Bahçe. Olmaz. Ha. Halidun ve Ahmet. Fil, hak, fil hadigati desek olur. Ama vav yok burada. O yüzden sadece Ahmet. Bahçede Yeclisu. Oturuyor. Yeclisu. Celese oturdu. İşte reytu. Satın aldım. Efendim, minel mektebeti kitapçıdan, kitapçıdan satın aldım. Kitapçıdan ne satın alırız? Yektubu, yazıyor. Yazıyor, satın almayız. İle, harf cer, isim gelir peşinden. el kitabe kitabı. Kitabı, kitapçıdan satın aldım. Efendim, kitap, kutup, mektebetun, mektebat şeklinde gelir dedik çoğulu. Hakibetun çanta demek. Hakibetun hakibetun çoğulu hakayıp. Peki bir de hadikatun var. O da o yanlış söylemedin değil mi? Hakibe hakaib çanta çantalar. Şimdi de bahçe. Hadikatun hadaik. Ee, efendim. İşteraytu satın aldım demek. İştera diye bir fiilimiz var işlera satın aldı anlamını vermektedir. Hüsem fil imtihan sınavda. İmtihan kelimesi imtihan efendim at ile çoğul yapılır. İmtihanat imtihanlar. Neceha diye bir fiilimiz başarılı oldu demek. Muzarisi yencahu masarı e, mastarı necah. Neceha başarılı oldu. Yencahu başarılı olur olur oluyor olur. Neca başarılı olmak başarı demektir. Neca Hüsamu fil imtihani. Hüsam sınavda başarılı oldu. Semir özel isim. Min harfi cer. Vaselel amilu. Amil işçi demekti. Amil işçi çalışan demek. Bunun çoğulu ummel işçiler çalışanlar e, demektir. Efendim ameletu şeklinde de çoğulu gelir. Şimdi vasale diye bir fiilimiz var. Ulaştı, vardı demektir. Nereye, neye sorusunun cevabını ile ile verir. Vasale, ile'l beyti, eve vardı, eve ulaştı. Kim? Efendim mesela Hasan'ın dersiniz. Hasan eve ulaştı. Tabi siz Hasan'ı vasaleden sonra da getirebilir. Hasan eve ulaştı da diyebilirsiniz. Hasan'ı buraya getirirseniz Araplar buna isim cümlesi fiilden sonra getirirseniz efendim buna fiil cümlesi der. Burada fiil cümlesi var. Vaselel amilu ile şeriketi. Nereye neye sorusun cevabını vasile ile ile verir. Mühendis mühendis demek. Harece çıktı demek. Hmm, efendim. <laughs> Suadu Araplar e, efendim Suad'ı bayanlar için kullanır. Mühendis bir isimdir. Suad ile Tunus. Suad Tunus'a seferat, seyahat etti. Efendim sefera bak sefere değil sefera yusefiru seyahat etmek demektir e, seferun bunun kullanımını yazıyorum sefera ile. Mesela sefera ile İstanbul. İstanbul'a seyahat etti demek. Yusafiru ile İstanbul. İstanbul'a seyahat ediyor. Sefer ile İstanbul ne demek? İstanbul'a seyahat etmek. İstanbul'a seyahat etmek. Niye? Çünkü sefer mastardır. Bu mazi fiil seyahat etti. Yusafiru muzari fiil seyahat ediyor. Seyahat eder. Bazen seyahat edecek Anlamını da veririz. İle ile kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki, seferat dedik. E, niye seferat dedik? E, Suat bayan olunca fiilimiz de ona göre çekimleniyor. Seferat suadu ile tunus. Suat Tunus'a seyahat etti. Arapçada ehabbe diye bir fiil var. Sevdi demek. Ehabbe, sevdi. Muzarisi, yuhibbu. Seviyor. Bunun mastarı ise hubbun Sevmek. Efendim, ehabbe sevdi. Kimi neyi sorusunun cevabını direkt verir. Ehabbe hu. Onu sevdi. Yuhibbu hu. Onu seviyor. Şimdi yuhibbu mesela yuhibbu seviyor. El arabiyete. Arapçayı. Arapçayı seviyor. Peki ben seviyorum demek istersem o zaman yuhibbu fiilini ben en azamına göre çekimliyor. Uhibbul Arabiyyete. Arapçayı seviyorum. Efendim bu yerine mesela K K sen demek e, bunu kullanacak olursak bu ke seni seviyorum. Efendim uhibbuhu onu seviyorum. E, efendim e, diyebiliyoruz. Ya da uhibbu kulliyeti Fakültemi seviyorum. Camiyati. E, ummi. Annemi seviyorum. Efendim bir de babamızı da sevelim. Ebi. Babamı seviyorum. O bu. Ebi. Efendim ben de babası da diyecektir. Ben de seni seviyorum. Efendim. O bu. Ke. Seni seviyorum. Eydan. Ben de seni seviyorum. Efendim. Eydan dahi anlamında ayrı yazılan D'den var ya ha o anlamı karşılar ben de ben dahi efendim ben de seni seviyorum o hep bu ke belki ha tohit bu seviyor el ummu anne tıflehe bebeğini çocuğunu efendim seviyor bundan sonra tekrar fiil gelmez e, e, kim sorusu e, efendim cevabını vermemiz gerekir. Çünkü kimi sorusunun cevabı verilmiş burada. Tuhibbul ummu ummu tıflehe El vardu gül kesirun çoktur. Fil hadigati gül bahçede çoktur. E efendim diğerleri olmaz arkadaşlar. Peki öğrenci dersi e halit min yektubu yazıyor. Halit Özel isim. O zaman öğrenci dersi yazıyor. Yektubu ettilmizu et derse. E, efendim. Yektubu ettilmizu et derse. Öğrenci dersi yazıyor. İsterseniz öğrenciyi başarılı isim cümlesi yaparsanız öğrenci dersi yazıyor. Dikkat ederseniz dersi ders nesne fiilden sonra geliyor fiilden sonra. Normalde fiilden hemen sonra efendim özne gelir aracında. Yani fiil cümlesinin sıralanışı arkadaşlar kitap bitene kadar 3 cilt söyleyeceğiz. Fiil en yaygın kullanımı. Fiil, fail, meful. Bak yazıyor öğrenci ders. Yazıyor öğrenci ders. Efendim burada yazdı da diyebilirsiniz ketebe. Burada ders kelimesi çoğulu Duruz. Tilmiz kelimesi öğrenci demek çoğulu telemiz şeklinde gelir. Tilmiz, telemiz. Ders, duruz. Beyin neva kulli cümletin minel cümeli Cümle kelimesinin çoğulunun cümel olduğunu söylemiştik. Neva, neva. Her nevi inşaat derler ya her nevi. Tür demek, çeşit demek. Nevun, enva'un. Çoğulu. Efendim Bey açıkladı. efendim izah etti. anlamını verir. Bey yine o tebyin. Efendim Bey yine tebyin. Bunun kullanımı da Bey şeklindedir. Nesnesini direkt olarak alır. Mesela Bey yine Derse, dersi beyan etti, açıkladı efendim e, gibi ya da beyene neva kullü cümlenin her cümlenin nevini, türünü belirledi. Ne ol cümleti, cümlenin nevi, türü. Hani efendim f burada cümle fiiliye efendim belki bu elif de eee cümle ismiyeye kısaltma olarak kullanla bilir. Tabi siz uzun yazın. Zehebel la'ibu ilel mel'abi. La'ib oyuncu. Mel'ab stad oyun alanı. Oyuncu stada gitti. Yuhibbul urubbi yune kuretel kademi. Avrupalılar ayak topunu seviyor. Ayak topu yani futbol. Ayak topu dememe şaşırmayın. Futbol ayak de, topu demek zaten. Fut ayak. Bol top. Ayak topu. Biz olduğu gibi kullanıyoruz. Futbol diyoruz. O zaman Avrupalılar futbolu seviyor. Ali ibn Ebi Talib evvelum men esleme mine sabiyane. Ali bin Ebi Talib yani Talib'in Ebi Talib'in oğlu Ali efendim çocuklardan Sıbyan çocuklar demek ya Sıbyan'dan Müslüman olanların ilkidir ya da ilk Müslüman olan çocuktur. Efendim burada e, ee, laib, laib oyuncu özne. El Avrupiyon, Avrupalılar özne. Ali bin Ebi Talib bu da özne. Ama fiilden sonra gelene fail, e, efendim fiilden önce gelene ya da fiil yoksa müpteda diyoruz öznelere. Bak özne, özne, özne ama Arapçada fail, fail müpteda. Efendim bu özne olunca geri kalan da yüklem oluyor. Ama fiil olunca şey fail olunca öncekine fiil diyoruz. Size bir kopya vereyim. Her fiil bir yüklemdir. Peki öznesi var sonra. Geri kalanı ne? Geri kalanı da fiilin tamamlayıcı ögeleri. Buradaki melab mbgs. mefulün bih gayri Kurretel Kuretel kadem ise mefulün bih. Harfi cersiz olursa mefulün bih sarih. Harfi cerli olursa gayri sarih. Mefulün bih gayri sarih deriz. Ee, efendim evvelu men esleme min esgbiyen yüklemdir. Turafu bilinir. Bağdadu bismi medineti selamı. Bağdat e, selam adıyla tanınır, bilinir. Barış şehri adıyla bilinir, tanınır. Şimdi Efendim, arafe Ya'rifu, marifetun. E, tanımak, bilmek demek. Arafe ya marifetun. Arafehu, onu bildi, tanıdı demek. Efendim, Ya'rifu, biliyor, değil mi? Evet. Siz bunu meçhul çatılı hale getirirseniz, yoğrafı olur, biliyor, biliniyor. Edilgen çatılı hale getirdiniz, biliniyor. Peki bunu da mühendis yaptınız. Çünkü peşinden Bağdat geliyor. Bağdat bilinir. Biliniyor. Medinet'in kelimesi e, şehir demek. Çoğulu mudun. E, selam barış demek. Selam harp savaş demek. Urup Uruppa Avrupa demek Europa, Avrupa demek. Urubbi Avrupalı demek. Esleme efendim, esleme bu bir fiil. Esleme muzarisi yuslimu. Mastarı İslam. Aa İslam. Efendim, esleme Müslüman oldu. İslam'a girdi demek. Esleme, Yüslim'i İslam. Sabiyyun. Git lan sabi deriz. E, lan demek doğru değil de. E, Sabiyyun, çocuk demek. Bunun çoğulu Sabiyen. Sabiyen mektebi. Bak. E, efendim. Kura. Kura. Top demek. Kurat toplar. Kadem. Ayak demek. Akdem. Um, melab. Oyun alanı. Stat demek. Melab. Melaib. Çoğulu. Laib. Oynayan. Oyuncu demek. Bunu un ne ile çoğul yaparsınız. Laibun. El ummiyetu. <laughs> ümmilik. El-ummiyyetu fil alemin arabiyyi müşkiletun. Buradaki müşkiletun kelimesi muş. Bak ben buraya yazıyorum. E siz de yazacaksınız. Müşkiletun. Bunu efendim problem, sorun demek. E i̇ki şekilde kullanabilirsiniz çoğunluğu. Müşkilet ya da meşekil. Efendim. Alem. Alem. Dünya demek çoğulu alemun alemler ya da avalimu şeklinde gelebiliyor. Arabi efendim Arap demek. Türki Türk demek. Kurdi Kürt de, e, Kürt demek. Suri Suriyun bu yerler hep hepsetteli Suriyeli. İrani İranlı. E, efendim Yunani Yunanlı e, efendim demek. E, Arap dünyasında ümmilik bir problemdir. Esnâtu sanayi endüstri mastarun hemmun serveti. Efendim sına, sanayi, endüstri mastarun hemmun serveti gelirin önemli bir kaynağıdır. Servetin önemli bir kaynağıdır. Burada hemmun var önemli. Muhimmun önemli demek. Mastar kaynak çoğulu masadır şeklinde efendim gelir. Sınaatun sanayi üretim endüstri bunun çoğulu düzenlidir. Sınaat Talebe ummalul masani'i bi ziyadetir revatibi. Şimdi ratip diye bir kelime var. Maaş demek. Aylık demek. Bunun çoğulu revatip. Ratip revatip. Maaş maaşlar. Efendim amil söylemiştik ummel şeklinde gelebilir çoğulu diye işçi. Bir de masna fabrika demek çoğulu masane şeklinde gelir demiştik. E ziyadetun ziyade. Ziyadesiyle memnun oldum deriz mesela. Fazla arttırma çoğaltma anlamını verir talebe istedi. Ummalul <laughs> masani' fabrika iş, fabrikaların işçileri bir çoğu kere çoğul kelimeyi kullanmıyoruz arkadaşlar. Fabrikaların işçileri genelde demiyoruz da fabrika işçileri diyoruz. Biz yedit revatibi <laughs> maaşlarının artırılmasını. Fabrika işçileri maaşlarının artırılmasını talep ettiler. Fiil fail e, bu da meb'e gelse mefulün <laughs> Yukarıda esnaa Müpteda, geri kalanı haber. El-Ummiyyetu fil alemin arabiyyi <laughs> müpteda, müşkiletun, haberdir. Buradaki bade et kelimesine fiilden sonra geliyor ama fail demiyoruz. Sözde fail diyeceğiz. Naibi bir fail diyoruz. Meçhut çatılı fiilden sonra gelen merfu isme, bak meçhut çatılı, meçhut çatılı fiilden sonra gelen merfu isme, Naif fail. Ama malum çatılı fiilden sonra gelen merfu isme, malum çatılı ise merfu isme fail e, deriz. Ebu Bekir Sıddık Evet, Ebu Bekir e Sıddık Evvelül Hulefeyi Raşidine Raşid halifelerinin birincisidir. ilkidir. Sıddık diye bir kelime e, tabi buradaki Sıddık da, neyse aklıma Sıddık gelince çoğunluğu da verelim. Sıddık'ı Tabi bu erkek arkadaş, dost. Bir de sadikatun var. Efendim, bayan arkadaş, dost. Efendim, çoğulu sadikat şeklinde gelir. Halifetun, halife demek. Hiç bayan halife gördünüz mü? Görmediniz. İşte halife kelimesi müzekerdir. Bakmayın taim olduğuna. Bunun çoğulu hulefeu şeklinde gelecektir. E, efendim. حوّل الجمل الاسميه التاليه الى جمله فعليه كما في المثال التالي كما في المثال <laughs> التالي aşağıda örnekte olduğu gibi حوّل <laughs> çevir demek dönüştür demek bu حوّل <laughs> dönüştürdü çevirdi bunun muzarisi yani dönüştürüyor çeviriyor يحوّل o mastarı dönüştürmek çevirmek tahvil. peki bunun kullanımı ne efendim genelde bu حوّل <laughs> <laughs> hu onu çevirdi dönüştürdü ilehi ona ee, efendim bakınız neyi neye neyi sorusunun cevabını hu neye sorusunun cevabını ise ilehi formunda getiriyoruz. Burada da el cümle ismiyete tehliyete aşağıdaki isim cümlelerini neye ile cümle fiiliyetin fiil cümlelerine çevir dönüştür. Demek ki buradakiler hep isim cümlesi. Şöyle bir bakalım. 8, 9 tane isim cümlesi var. Altı çizili olanlar müpteda. Geri kalanları da haber oluyor arkadaşlar. İsim cümlesinin iki ögesi var. Olur. El meretu müpteda. Geri kalan haber. Reisut devle müpteda haber. El meseletu müpteda. Geri kalan haber gibi. Dolayısıyla bunların hepsi isim cümlesi. Peki buradaki müpteda dediklerimi peşinden gelen muzarifinin arkasını arkasına alırsam ne olur? Fiil cümlesine dönüşür. El mer'etu tutalibu bi kamil hukukiha isim cümlesi. Peki ben şimdi fiil cümlesine dönüştürüyorum. <laughs> tutalibu el etu bi kamil hukukiha. Her ikisi de kadın tüm haklarını ısrarla talep ediyor demek. Efendim kelime bilgisi de verelim. Hak hakkun hak. Hukukun haklar demektir. Efendim, kamil, tümü, tamamı efendim. Me, imraatun kadın demek. Bunun çoğulu nisaun şeklinde gelir. Bu imraatun kelimesi var ya, e, özel kullanımlı. Eğer önüne el takısı getirirseniz şuradaki i'yi ortadan kalkıyor. Sonra me'nin ve ran harekeleri değişiyor. El etu. İmraatun kadın. El meretu, e, bu da kadın demek. Birisi el takılı, diğeri el takısız. E, reis kelimesi, lider, başkan, reis demek. E, çoğulu, ruesu şeklinde gelir. Devletun, devlet demek. Çoğulu, duel şeklinde gelir. Sefir, büyük elçi demek. Çoğulu, süfera şeklinde gelir. İçtemea diye bir fiilimiz var. İçtemea. Muzarisini de söyleyeyim. Yeçtemiyo. Masları. İçtema şeklindedir. İçtema toplandı bir araya geldi. Yeçtemiyo toplanıyor bir araya geliyor. İçtema e, topla, toplanmak bir araya gelmek. Efendim ve toplantı. İçtema toplantı anlamında da kullanılır. Peki gelin önce hiç anlamını bile düşünmeden İsim cümlelerini otomatikman fiil cümlelerine dönüştürelim. Reisü devleti içtema ile suferai isim cümlesi. reis reisü devleti ile suferai. 2. El meseletu tahtacu ile tefkirin isim cümlesi. Fiil cümlesine çeviriyorum. Tahtacu el meseletu ile tefkirin. El muvazzafu kâme bi cemî'i Fiil cümlesine çeviriyorum. قام الموظف بجميع اعماله 4 اسم جمله الحكومه تعمل على نشر التعليم في جمله تعمل الحكومه على نشر التعليم الشعر الجاهلي يعطينا فكره عن حياه العربي اسم جمله في جمله انا يعطينا الشعر الجاهلي فكره عن حياه العربي El ihtimamu yezdadu bil mektebatil ammeti aslında bunu şöyle desek el ihtimamu bil mektebatil ammeti yani şu bil mektebatil amme önce gezse çok daha güzel olur şöyle el ihtimamu bil mekteba bil ammeti efendim Yezdedu evet bu müpteda bu da haber. İsim cümlesi. Fiil cümlesi çevirelim. Fiili baş aldık. Otomatikman yazde ihtimamu bilmekte betil ammeti halini alır. Kelime bilgisi vereceğim. El ibtisametu tezidul vecihe fiil cümlesine çevirelim. Tezidul ibtisametu el vecihe cemâlen. El talibu ketebe dersehu fiil cümlesine çevirelim. Ketebe talibu dersehu Şimdi anlam verelim. Et talibu ketebe derse bu. Öğrenci yazdı dersini. Yani öğrenci dersini yazdı. E efendim talip çoğulu tulle oldu. Ders durus dedik. Ketebe hakkında bilgi verdik. El gülümseme tezidül veçe cemelen yüzü daha da güzelleştirir. Efendim İbtisame, gülümseme, gülümsemek demek. Vecihun, yüz demek. Vecih, vecihun. Vucuhun, yüzler demek. Efendim, cemel kelimesi güzellik demek. Nitekim, güzellik sahibine biz cemil deriz. Güzel. Efendim, ibtisametun, gülümseme demekti. Bunun fiilini yazayım size. Gülümsedi. İbteseme. İbteseme gülümsedi. mu gülümsüyor. Ee, efendim. İptesem gülümsemek. İbteseme. Yeptesimu iptisem. Efendim. ihtimam, ilgi, Önem. İhtimam demek. Bunun fiilini yazayım size. İhtemme bu önem verdi, özen gösterdi, ilgilendi demektir. Neye sorusunun cevabını bi ile verir. İhtemme bi hi ona önem verdi, ona ihtimam gösterdi, ilgi gösterdi, ilgilendi. İhtemme bi Şimdi ihtemme mazi muzarisi yehtemmu masları ise ihtimam şeklinde gelir. Demek ki siz ihtemme yehtemme ihtimam bunu ezberledikten sonra hemen ihtemme bihi kalıbını arkasından getireceksiniz. Kullanımı bu. Önem vermek. Neye sorusunun cevabını bi ile verir. Bakınız burada o yüzden bi'li yapıyı ihtimamın yanına koyalım dedik. Mektebet kütüphaneler demekti. Amme umumi. Yani halk kütüphanelerine ilgi artıyor. İzde de izdede yezdedu efendim izdiyad artmak artış demek izdede yezdedu izdiyad efendim tamam da şiir 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 demek çoğulu eşar bu arada şiiri söyleyene şair diyoruz ya şair işte şair demek şuara Şairler demek. Fikratun, fikir demek, düşünce demek. Hayatul Arab Arapların yaşamı demek. Hayat. Ee, efendim, cahil, işte cahil demek. Cahiliyun, e, cahille ilgili. Bu cahili, evet, şiir. Hani, İslam öncesi devreye, cahiliye diyoruz ya, cahiliye oradan geliyor. Efendim, cahili şiir yani İslam öncesi şiir eşir cahiliyo yu'tina fikreten an hayatil arabi bize Arap yaşamı hakkında bir düşünce fikir verir e'ta <laughs> verdi yu'ti <laughs> veriyor e'ta'un <laughs> vermek demek arkadaşlar e'ta <laughs> verdi demek neyi verdi kime verdi bu soruların cevabını verir Örneğin ata el müderrisu. Öğretmen verdi. Et talibe öğrenciye kalemen kalem verdi. Bu cümle istenirse şu şekilde de kullanılabilir. Bak bunları defalarca yazarım ben Arapçayı öğreniyorsam ki yazdım yani Arapçayı öğrenirken. ata el müderrisu talibe kalemen. Öğretmen öğrenciye bir kalem verdi. ata el müderrisu lit talibi galemen. Bu da aynı anlama gelir. Yani burada öğrenci sözcüğü direkt nesne de olabilir. Önüne li getirilerek mefulün bir gayri sarih olabilir. E altanın iki kullanımı var işte. El hukumetu ta'amelu e, ala neşri ta'lim. Ta'lim öğretim demek. Neşir, neşir etmek, yaymak demek. Neşara diye bir fiil var. Muzaresi yenşuru, mastarı da neşir. Neyi sorusunun cevabını direkt verir. Neşara hu. Onu yaydı, neşir etti. Alleme, öğretti demek. Ee, öğretiyor. Bunun efendim, çekimi yuallimu. Öğretmek. Bu da ise talim. Aa, talim ve terbiye diye geçiyor. Allah, ya Arapça yani çokça Türkçe, Türkçede çokça Arapça var kelime var. Ami, amile yaptı, çalıştı demek. Yamelu yapıyor, çalışıyor demek. Amelun yapmak, çalışmak demek. Efendim yapmak anlamında amile neyi sorusunun cevabını direkt olarak verir. Amile hu. Onu yaptı. Mesela o ne olabilir? Efendim ödev olabilir. Amilel vacibe ödevi yaptı. Amile şeye çayı yaptı. Amile kakete keki yaptı. Ama amile çalıştı dersek amile fil masnai fabrikada çalıştı. Fil hadigati bahçede çalıştı. Hukumetun hukumetun hükümet demek. Hukumet şeklinde ateki ile çoğulu yapılmaktadır. Muvazzaf, memur, görevli. E, efendim e, muvallaf memur görevli demek <laughs> bunu bayan <laughs> memure demek isterseniz muvallafetun dersiniz muvallafun erkek memur görevli vazifeli e, çoğulu muvallafune muvallafetun kelimesinin çoğulu ise muvazzafet şeklinde gelir. Amel, iş demek. Amel, işler demek. Şimdi o çok önemli bir fiil. İleride e, göreceksiniz. Ya da diğer videolarda, metinlerde, metin incelemelerinde görmüşsünüzdür. Normalde kame, yekumu, kıyamun, ayağa kalkmak demek. Ayakta durmak demek. Ama kame, bi ile kullanılırsa, ki burada kullanılmış, yapmak o işi yerine getirmek demektir. El muvazzafu kâme bi memur tüm işleri yerine getirdi, yaptı. Ha, dördü tercüme etmedik gibi sanki. Hükümet öğretimi yaymaya çalışıyor, gayret ediyor. 2. el meseletü tehtecü ile tefkirin ihtece ile muhtaç olmak efendim e, ihtiyaç duymak, gereksiniminde olmak demekti ya. Mesela e, efendim ya da efendim mesele yani problem sorun e, efendim demek çoğulu mesail, meseleler meseleler ihtiyaca ile bir şeye muhtaç olmak demektir. tefkir düşünmek demek sorun düşünmeye muhtaç yani sorunun düşünmeye ihtiyacı var. Reisut devleti işleme ile süferai devlet başkanı büyük toplantı yaptı. Bir araya geldi. Diğerini de tercüme etmiştik. efendim Kevin, min kelimeti kulli satrin cümlete mufideten kema fil misali teali. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi her bir satırın kelimelerinden müfit bir cümle, yargılı, ifadeli bir cümle oluştur. Kevvene diye bir fiilimiz var. Oluşturdu demektir. Muzarisi yükevvino, masları tekwin Kevvene yükevvino tekvin. Efendim bunun kullanımı kevvene hu. Onu oluşturdu. Neyden oluşturdu? Cevabını mini ile verir. Bak neyi oluşturdu? Neyden oluşturdu? Hmm, efendim. <laughs> Mesela şöyle bir cümle kuralım. Kelimelerden cümle oluşturdu. Kevvene <laughs> hasenun. Hasan oluşturdu. Neyi? Bir cümle. Cümleten. Neyden? Minel <laughs> kelimati. Evet. Arkadaşlar şu kalıbı formatı efendim yani fiilin kullanımını bilmezseniz bir sene sonra dahi şu cümleyi kuramazsınız. Hasan kelimelerden bir cümle oluşturdu. Efendim buradaki ögeler yani Hasan Kevvene'nin öznesi, faili. Başa alırsanız müpteda olur isim cümlesine dönüşür. Fakat şuradaki nesneler var ya, şunu buraya, buraya, hatta en sona koyabilirsiniz. Aynı durum bunun için de geçerli. Yer değişikliği yapılabiliyor. Bu yer değişikliği efendim anlamı etkilemiyor. Çünkü öge bütün olarak yer değiştiriyor. Ee, efendim ve fiil cümlesi isim cümlesi ayrımında fiil cümlesi ve isim cümlesi ayrımında sadece özne ve yüklem dikkat anlıyor. Bak kevvene hasenun fiil cümlesi hasenun kevvene isim cümlesi. Peki şunları yer değiştireyim en başa alayım bunu da en başa alayım fark etmez ki bunlara ben tak, bunları takmıyorum zaten. Yani bunlar ha var ha yok. İsim cümlesi, fiil cümlesi ayrımında neyi neyi takıyorum kafama? Özne ve yükleme. Sadece bu ikisini. Öteki ögeler istediği kadar yer değiştirdin. Hasenun kevvane isim cümlesi. Kevvane hasenun fiil cümlesi. Tamam. İnşallah. Satır. Satır, sutur. Satır demek. Ee, efendim, Birinci satır, ikinci satır var ya. Efendim. Evet. Şimdi kelime bilgisi vereyim arkadaşlar. Efendim. Seferayı bil, biliyoruz. Bekisten biliyoruz. Efendim. Sirtu. Sirtu. Yürüdüm demek. Yek soru çok olur. Adet. Adet kelimesi. Sayı demek. Çoğulu adettir. Efendim. Müslümin. Bu Müslim kelimesinin çoğulu. Müslim Müslümun. Sonra sonra yine dönüşüyor. Niye dönüşüyor? Cevabını sonra alacaksınız. Taira uçak demek. Tairat rakibe bindi demek. Yerke bu biniyor. Rukup binmek demek. Bindi neye sorusu? Cevabını direkt olarak verir. Rakibe hu ona bindi. Peki. Mahet enstitü Yüksek okul, efendim, e, merkez anlamını e, verir. El-luga, luga, luga, şu el takısını çıkaralım. Lugatun bir dil demek. Lugat, diller demek. El-lugatu, el-arabiyetu, Arap dili, Arapça. El-lugatu, et-turkiyetu, el et-turkiyetu, el bak şeddeli -e hep. Bu da Türkçe demek. Efendim çok kullanımdan dolayı lügatı düşürerek el arabiyetu Arapça Et turkiyetu Türkçe e, kullanımı yaygındır. El lügatul arabiyyetu arabiyetu demeden el arabiyetu diyerek e, onu e, efendim kastediyorsunuz. Amile yamelu ya amelun söyledik. Neşara yenşuru neşir bunu da söyledik. Sahifetun e, gazete, sahayf ya da suhuf daha çok. E, gazeteler e, demek, sema gökyüzü, sema, semavat ya da semaat şeklinde de kullanılır. E, efendim, gök, gökler, gökyüzleri, gökyüzleri Türkçe'de kullanmıyoruz, gökler. Demek. demek. yevm bugün efendim gaden yarın emsi dün demek. Diyeceksiniz ki o kadar çok kelime veriyorsun ki arkadaşlar bunlar zorunlu olan kelimeler. Bunları bilmezsen hocanız sizler nasıl Arapça öğretecek? Bunlar en temel kelimeler. Zaten ileride ilerledikçe kelime sayısı azalacaktır. Efendim öğrendikçe. Afgan Afganistan Efgani Efgani Bu Efgani derken o şeddeli. Mesela Muhammedi İslami diyoruz ya oradaki yerler e, şeddeli. Harekere, son harekesini verir, verirseniz Efganiyun dersiniz. Efgani Afgan demek. Rusya Rusya efendim Saade diye bir fiilimiz var. Saade yusa'idu masları müsaadetun. Yardım etmek demek. Sa'ade yardım etti. Kime sorusunun cevabını direkt olarak verir. Mareketun Ma savaş demek. Çatışma demek. Ma'arik savaşlar, çatışmalar. Peki şa'b şa halk demek. Şu'ub halklar. Ee, bu Yecibu bu Efendim bunu daha çok vacip diye duyarsınız. Ee, yani Türkçe'de. Türkçe'de yeci buyu duymazsınız ama vacibi duyarsınız. Gerekli kipine karşılık gelir. Meli malı. Yani yapılmalı. Efendim. Sıhhatun. Sıhhatun. Sağlık demek. Efendim. Şimdi bunları birleştirelim. Ben hızlıca birleştireceğim. Ee, siz rakam koyabilirsiniz. Şuradan. Sefera Faysal'un ile Dimeşk. Faysal Dimeşk'a seyahat etti. Dimeşk yani Şam. Ee, efendim. Vasale Ahmedo Şimdi şurada bir şeyi değiştirelim arkadaşlar. Evet min Pakistan. Vasala Ahmedu min Pakistan. Ahmed Pakistan'dan geldi. <laughs> Sirtu min el menzili ila el camiati. Evden üniversiteye yürüdüm. يكثر عدد المسلمين كل يوم. يكثر عدد المسلمين كل يوم. هرجن مش مسلمان رسايس شاليور. ركب حسام الطائرة وسافر إلى تونس. يسمى وشا بندي و تونس سياتاتي يعمل معهدنا على نشر اللغة العربية في في العالم معهدنا يعمل على نشر اللغة العربية في العالم انستوتمس عرب دلنا دنيا دا يعيمايا چالشيور قرأت في الصحفي أن السماء ستمطر اليوم Okuttum. في Okuttum. Okuttum. السماء ستمطر اليوم Ya da buradaki el yevm Neyse şimdilik kalsın. Gazetelerde Bugün Gökyüzünün yağacağını Yani yağmur yağacağını okudum. يساعد المسلمون الشعب الأفغاني ضد معركته في معركته ضد روسيا روسيا تكرر يساعد المسلمون الشعب الأفغاني fi mareketihi dut de Rusya. Müslümanlar Afgan halkına Rusya'ya karşı savaşında yardımcı oluyor, yardım ediyor. Yecibu aleyke en tuhafiza ala sahatike bu, aleyke en tuhafiza ala sahatike. Sana sağlığını koruman vaciptir. Sağlığını korumalısın. Şuradaki cümleleri yazarak alıştırmaları bitiriyorum. Umulur ki siz de en az 10 kere yazarsınız. سافر فيصل إلى دمشق. وصل أحمد من باكستان. سرت من المنزل إلى الجامعة. يكثر المسلم. يكثر عدد المسلمين كل يوم ركب حسام الطائره وسافر الى تونس قرات في الصحف بان عن البلوكرم يا استاذ جملة قرأت في الصحف أن السماء ستمطر اليوم يساعد المسلمون الشعب الأفغاني في معركته. ضد Rusya. يجب عليك أن تحافظ على صحتك İstifade ettiğiniz umuyorum. Dua edin. Bir sonraki araştırmada görüşmek üzere.